Ama geçen hafta tam da sizin yerinizde oturan bir zat vardı. Bu zatın kullandığı sözü, davranışlarını nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Ben davranışlarını, sözünü izlediğimde, dinlediğimde utandım. Eminim o esnada genel kurulda bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımız da utanmıştır. Eminim daha sonra ekranları başında izleyen bütün yurttaşlarımız da bu zatın davranışından utanmıştır. O zatın yeri bu meclis bile değilken halen meclis başkan vekilliği görevini yapmaya devam ediyor. Şunu açık ifade edelim. Meclis başkan vekilliği görevini yapan kişi önce sınırını bilecek. Sonra haddini bilecek. Sonra seviyesini bilecek. Sonra konuştuğu sözü bilecek. O koltukta otururken yapması gereken neyse, görevi neyse onu yapacak. O koltukta otururken kullandığı söz ile seviyesini açık şekilde ortaya koydu. Biz onun seviyesine inmeyeceğiz. Bize oy veren milyonlarca insanın içinden geçen sözü kullanmak isterdim. Ama biz ahlaklı bir mücadele geleneğinden geliyoruz. Bu nedenle bu sözü kullanmayacağım. Şimdi benim meclise naçizane bir önerim var. Bu zatın bir terbiye eğitimi alması şart. Öncelikle bu zat bir terbiye eğitimine alınmalı. Terbiye eğitimi tamamlanıncaya kadar meclis başkanlığı koltuğuna oturmamalı, buna müsaade edilmemeli. Meclis bu edep yoksunu ile ilgili bugün ne karar alacak bilmiyorum. Ama meclis şunu bilmeli, meclis yönetimi şunu bilmeli. O zat burada hiçbir şey olmamış gibi gelip bu mecliste meclis başkan vekilliği görevini yapamayacak. Şimdiden söylemiş olalım. Sonra duymadık, bilmiyoruz, haberimiz yok demesin kimse. Burada Gazze için büyük büyük laflar ettiniz. Genel başkanlarınız da aynı büyük laflar etti. Hatta birinizin genel başkanı Sapan'la Gazze'ye gidiyordu. Hala buralarda gitmemiş. Buralarda Sapan'la Gazze'ye gideceğim diyordu. Peki Gazze için dinlemeyi öğrenin önce. Sakin. Terbiyesiz sensin. İade ediyorum. Genel başkanınızın sözlerini söylüyorum. Genel kurula saygılı bir dille hitap edin. Gazze için temiz bir dil kullanın. Sayın Başkan, cevap verdim. Duysun. Aynısını yaptınız. Genel kurul öyle değil. Bir şey bak, söyleyeceğim. Bana hitap ediyorsun. Bana hangi dille hitap edilirse aynı dille cevap veririm. Sen hakaret yapıyorsun. Buna hakkın Gazze yok. İçin lütfen somut ne yaptınız? Dinlemeyi öğrenin. Ağrınıza gidiyor. Doğruları duymaktan rahatsızsınız. Doğruları duymak batıyor size. Bu nedenle hoplayıp zıplıyorsunuz. Bir bekleyin, bitireyim. Sakin. Sayın Hatip, genel kurula hitap edin. Genel kurula hitap edin. Şahsa hitap etmeyin. Genel kurula hitap ediyorum. Genel kurula. Buyurun. Değerli milletvekiller, lütfen. Konuşun. Dedim ya. Gerçekleri duymak rahatsız ediyor sizi. Ne kadar bağırsanız, çağırsanız, tehdit de etseniz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Korkmuyoruz. Sayısal çoğunluğunuza güvenmeyin. Sizden korkmuyoruz. Neden mi sizden korkmuyoruz? Siz bu ülkede ne zaman sıkıştıysanız işte tam da bunu tercih ettiniz. Kaosu tercih ettiniz. Ama şunu söyleyeyim. Geçmişte biz hangi gelenekten geldiğimizi söyleyeyim. Şeyh Said sizlere boyun eğdi mi? Eğmedi. Seyit Rıza sizlere boyun eğdi mi? Eğmedi. Sizlerden korktu mu? Korkmadı. Peki sizin baskılarınız
AP Osman Sabri mücadelesinden vazgeçirdi mi? Vazgeçirmedi. Biz de vazgeçmeyeceğiz. Bu şekilde karavanadan tehditleriniz de bizi vazgeçirmez, korkutmaz.